Ayakkabıdaki artış gerek Türkiye'de gerek Ege'de %23 olarak gerçekleşti. Sevindirici, en azından firmalar pandemi dönemindeki kayıplarını bu şekilde bertaraf etmiş oldular. Şu an tam bir hazırlık dönemi içindeyiz. Çünkü önümüzdeki hafta İtalya'da Ege İraççı Birlikleri'nin milli katılımıyla sezonun ilk fuarı gerçekleşecek. 2022-23 kışının fuarı. Buraya yeni ürünlerle üyelerimizi götürüyoruz. 20'ye yakın üyemiz gelecek bize beraber İtalya'ya haftaya nasipse. Ve yeni sezona başlayacağız. Bu da bize önümüzdeki yılların performansını ilgili bilgi verecek tabii ki. Türkiye geneline baktığınızda Almanya ilk defa birinci sıraya çıktı. Deri ve deri mamulleri ihracatında. Daha önce hep Rusya birinci sıradaydı. Almanya Ege'de de birinci sırada ihracat rakamları içinde. Bu pozitif bir durum. Yani Avrupa'nın bize nasıl yöneldiğini gösterir. Bunun dışında özellikle Birleşik Krallık, Birleşik Devletler ve Kazakistan gibi ülkelerin de çok ciddi artışlar kaydettiğini görüyoruz. Ege'de de aynı şekilde Birleşik Krallık, Birleşik Devletler ve Hollanda şu anda başı çeken ülkeler. Fed'in başlatmış olduğu bu faiz artışlarıyla beraber tabii küresel bir daralma söz konusu. Bu daralmanın bizi de etkileyeceğini düşünüyoruz. O yüzden bu %23'lük artışın 2022'de aynı trendle devam edeceğini ummuyoruz. %5 ile %10 arasındaki bir artış bizim için çok pozitif olacaktır. Çünkü değersel anlamda da artmaya başladık. Daha katma değerli ürünler satmaya başladık. Ham madde fiyatlarındaki artışlar özellikle bizi daha katma değerli ürünler yapmaya itiyor şu anda. Bununla beraber pazar anlamında sektör kurulunda aldığımız karar doğrultusunda Amerika'ya yani Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Afrika kıtasına yönelik daha çok aksiyonlar alacağımız öngördük. Özellikle ayakkabı konusunda. Güney Afrika, Tanzanya, Kenya gibi ülkelerden ciddi talepler oluşuyor. Aynı zamanda Kazakistan da bizim ciddi anlamında hedefimizde olan bir ülke ama şu anki sosyal politik gelişmeleri takip ediyoruz. Mart ayında oraya bir heyet yapma planımız vardı. Şu anda askıya aldık. Ama o da takip ettiğimiz ülkelerin başında geliyor.